Peki hocam, vücudumuzda böbrek taşlarının meydana gelme sebeplerini konuştuk. Peki belirtileri nedir? Belirtileri çok değişik bir aralığı var. Bazen çok küçük bir taş böbrekte idrar kanalını üreter dediğimiz yere düştüğü zaman ciddi bir tıkanma yapabilir. Tıkanma yaptığı zaman böbrekte idrar akışı engellendiği için böbrekte bir gerilme oluşuyor. Ve bu da ciddi bir ağrıya yol açıyor. Bu hastalarımız bunu çok tabii deneyimlemek istemeyeceğimiz derecede yüksek bir ağrı. Bu şekilde bir tıkanma olduğu zaman hastamız genellikle ani başlayan, böyle bıçak saplanır gibi yan bölgesine bir ağrı girdiğini tariflerler. Onun dışında soğuk, bu atak sırasında soğuk soğuk terleme, bulantı, kusma gibi şikayetler olabilir. Yine ağrı alt genital bölgeye yerleşimi eğer alt kısımdaysa başka lokasyonlara da vuran bir ağrı haline ağrı çıkartabiliyor. Bunun dışında idrarda kanama gözükebilir. Bu kanamayı gözle de görebiliriz. Onun yani idrarı bizzat kırmızı renkte ya da tahlilde çıkacak şekilde de görülebilir. Ona mikroskobik hematür diyoruz. Bunun dışında yine taş bazen enfeksiyona yol açabiliyor. İdrarda yanma gibi sıkıntı olabilir. Yine ateş yüksekliğine yol açabilir. Önemli belirtileri bunlar. Ama bazen de eğer ki taş tam olarak tıkamadıysa ve böbrekte böyle yavaş yavaş büyüyebilir ama idrarın süzülmesine izin veriyordur, kişi hiçbir şey fark etmeyebilir. Bazen hastalarımız geliyor, böbreğinde aslında kocaman bir taş var. İşte tesadüf yapılan ultrasonda vesairede saptanmış ya da başka bir sebeple çekilen filmde ortaya çıkabiliyor. Bazen hiçbir şikayet vermeden asemptomatik de olabiliyor. Bu tamamen şikayet derecesi taşın idrar kanallarını tıkayıp tıkamamasıyla, enfeksiyon yaratıp yaratmamasıyla ilgili bir şey. Ben çevremde çok şahit oldum. Gerçekten acıyla kıvranan, neredeyse artık ölmek istiyorum deyip hıçkıra hıçkıra, hatta yerinde zıplayıp dayanamıyorum, nefes alamıyorum, galiba kalp krizi geçiriyorum şeklinde tepkiler aldım. Hani şahit olduğum hastalar için. Evet, kadınlar mesela onu doğum sancısından benzer falan derler. Yani. Galiba, evet, çok daha beter hatta olarak tanımlarlar. Biz yakın zamanda amcam Süleyman Özışık'ın kanser olduğunu öğrendik. Çok teşekkürler. Nasıl öğrendiğimizi biliyor musunuz? Böbrek problemiyle başladı. Yani bir idrar kanamasıyla hastaneye gittiğinde, aslında vücudumuzun temel organlarından bir tanesi sanırım böbrek. Evet, çok ve önemli. Ve tedavi olma aşamasındaki o süreç çok zorlu. Yani bizzat ben de yaşadım. Doğum yaptığım gece yaşadım bunu. Süleyman Özışık da bu durumda bir kanama ile birlikte hastaneye gidiyor. Sonuçlar bir çıkıyor ki kanser. Aslında nelere sebep oluyormuş, ne kadar önemli, ne kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Ben buradan bir ders aldım. Hocaların da bize söylediği, çok dikkat edin, çok dikkat edin. Su, 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 evet, su, evet. Su. Sıvı alımı çok önemli gerçekten.